Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Haziran Salı. Campton Park, Amerika değil İngiltere. Ağzımız alıştı hep Amerika yarışlarına. Campton Park, Birleşik Krallık yani İngiltere yarışlarına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel 9 kuşlu bir gündüz programında yarış da var. Saat 15'ten itibaren birinci altılı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hapşıracağım tuttu. Bugün 15'ten itibaren birinci altılımız başlıyor. Çift altılımız var. Normalde Campton'da pek 9 kuşu program yapmazlar ama şimdi yarı yarışlar olmayınca bunu da yaptı. Ama inanın benim hoşuma giden bir yer burası. Burasını ben seviyorum. Campton Park, Wolverhampton. Buralar benim hoşuma giden yerler. İnşallah iyi başlangıç yaparız bugün buraya. Çünkü çoktandır burada yoktu işte virüs nedeniyle. Ama burada iyi jokeyler de var arkadaşlar. Ben en azından onları da gördüm. Hani bayağı klasman üst düzey jokeyleri burada. En azından onların yarışa katılmasıyla bence güzel bir renkli bir yarışlar olacak diye düşünüyorum. Ben fazla sözü uzatmadan biraz hızlı gitmek istiyorum. Çünkü şu anda görüyorsunuz saatler 23.29. Yayına vermem herhalde 12'yi geçecek gibi. Çünkü sabah 6.30 gibi artık işler de başladı. Mecburen işlere gideceğiz. İşler de bayağı bir sıkılaştı arkadaşlar. Hani Allah yardımcımız olsun. Hani en azından bu dönemi çatlatırsak çok iyi olur. Ben fazla sözü uzatmadan hemen yarışlara gireceğim. Ama şu katıl tuşuna üyelik yaparsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Onu da baştan söyleyeyim. Yani şu ailemizin büyümesini çok çok istiyorum. Çünkü 10 Haziran'da yerli yarışlarımız başlıyor. Ben Fransa yarışlarındaki oranları verirken orada da konuştuğum kelime vardı. Belki orayı seyretmeyenler için söyleyeyim. 10 Haziran'dan itibaren sadece bir gündüz yarışlarından sadece bir tanesini yayına açık vereceğim. Diğer yarışları da sadece üyelere özel yapacağım arkadaşlar. Bunu da haberini vereyim. Çünkü mecburum çünkü benim bu yolu yapmasam inanın baya tehlikeli çanlar çalacak. Hani kanalı kapatma yoluna kadar gidebilirim. Risk almak istemiyorum çünkü. Bunu da en azından belirteyim. Burada 5 liralık şıklar da var. Aylık 10 liralık var. 15. Yani çok cömertseniz 40 liralık da koyabilirsiniz. Yani başkası gibi 350-600 lira koymuyorum ben. Çünkü öyle kanalları da gördüm. Burada inanın artık cömert hem de isimleri de çok güzel. Cömert abonelik diye. Neyse biz boş ver cömertliği. En azından ya 5 lira 10 lira da olsa fark etmez benim için. En azından bir üyelik şartıyla artık mecburen artık arkadaşlar. Çünkü artık bütün aboneliği hak edenler yani para kazanmayı hak edenler yani bu katıl tuşuna hak edenler artık yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü gidişat bunu gösteriyor ya da kanalı kapatmak zorunda arkadaşlar. O yüzden sizler de katıl tuşuna üye olarak en azından kanala da katkı yapmayı da unutmayalım. Gelelim bugünkü yorumlara. Hemen hızlı şekilde yani hızlı yapayım derken konu gidiyor. Birinci koşu saat 15'te birinci altılı ganyanımız Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 2020 metrelik sentilik. Burası sentilik arkadaşlar. Yarışında 12 safkan var burada. 8-10 safkan 3 lira. 7-10 safkan 3,5 lira. 1-10 safkan 5 lira. 4-10 safkan 5,5 lira. 11-10 safkan 6,5 lira, 5-10 safkan 8 lira, 9-10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Burada da dediğim gibi 12 safkan var. Benim burada size önereceğim safkan en azından çok iyi bir jokey ile start alacak olan Rean Moore. Gerçekten üst seviye bir jokey bu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani şu anda yani dünyanın her tarafında yani klasik üst düzey yarışlar olduğu zaman yani Rean Moore'u görmek mümkün olabilir. Onu da belirteyim. İyi jokeler burada genelde iyi jokeler baya baya var yani çünkü gerek bunların çoğu Dubai'de de yarış koşturuyorlardı bu jokeler. O yüzden ben iyi klasıyla 8-10'un Nash'ı bir Kemal'ı temsilcisi bir yarış koşup dördüncülük elde etmiş. İyi ellerde en azından Sir Stout'u gibi üst düzey bir antrenörün elinde olan bu safkan. Ben bu banko olarak tutuyorum arkadaşlar. Alternatif olarak sunuyorum en azından ki eğer çünkü böyle taylara güvenemeyen arkadaşlar da oluyor. Ama ben bugün riske girip bu 8-10 safkanı tek olarak geçmenizi öneririm arkadaşlar. Ama illa da at yazmak isterseniz ki tabii ki herkesin düşünceleri aynı olmuyor. Bu öncelikli olarak 1 olur Latin Knight. Bir See the Stars temsilcisi ağır kilosu olsa da fark etmez. Bu İngiltere'deki atlar hepsi alışık ağır kilolara. David Musquith ile start alacak olan safkanda en azından 2 yarış koşmuşluğu var. İkisi de tabela içerisinde. Daha sonra 11 olur Hold Fast. Bir Fastnet Rock temsilcisi iyi bir orijine sahip David Probert gibi iyi bir jockey ile koşuyor. Son ikinciliği de güzel ama işte aralar olduğu için artık çaresiz kalıyoruz. Artık sağda da göreceğiz arkadaşlar bunu iyi yerlerde. Daha sonra 4 nolu Fahad bir Fahad temsilcisi Jack Mitchell'ı start alacak olan bu safkanda
İyi bir safkan arkadaşlar ve son attı. 7 nolu Mafia Power. Bu safkanda Patrick Dobbs da start alacak. O safkanda iyi bir kalite bir orijin. O yüzden kuponlara yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Burada 8 nolu safkan bende alternatif de olsa 1-2 adım da olsa ön planda arkadaşlar. At yazmak isteyenlere de 1, 11, 4 ve 7 nolu safkanları tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Eğer burada çok çok at yazmak isterseniz biraz geri planda olsa da bayağı bir geri planda isterseniz bu Godolphin ekiplerinden Robert Havlin'i bilmiş olduğu bir Avustralya temsilcisi var. En azından 4 yaşında ama ilk kez koşuyor işte. O yüzden biraz geri planda çok sürpriz arıyorsanız da yeriniz imkanınız varsa bu 2 nolu safkanlar bir tık diyebilirsiniz ama şansı bayağı bir zor gibi gözüküyor ama İngiltere'de zor diye bir şey yok. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda handikap 4 ve yukarı İngiliz'in 2020 metrelik sentrik yarışında 12 safkan burada da var. 5 nolu safkan 2.7, 9 nolu safkan 4 lira, 8 nolu safkan 4.5 lira, 10 nolu safkan 7 lira, 12 nolu safkan 10 lira, 6 nolu safkan 14 lira, 1 nolu safkan 16 lira, 4 nolu safkan 16 lira ve 2 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar da sırasıyla şu şekilde olacak. 4 nolu Wimpole Hall. Bir Comfort Cliff gibi gerçekten çok iyi bir orijine sahip. Yani genelde bu atın aygırın tayları biraz seri safkan ama sağlam serilerden bunlar. David Probert da start alacak olan bu safkan iyi durumuyla, iyi jockeyiyle, iyi ağır bakımıyla ben ön planda tutuyorum. Daha sonra 9 nolu Lexion Love. Bir Love temsilcisi Martin Harley ile start alacak olan bu safkanda güzel bir üçüncülüğü var. Bu safkanda iyi safkan iyi hazırlıklarla geliyor. Daha sonra 12 nolu 12 nolu bir saniye Darby. Bir Show Casting temsilcisi bu Jockey'in ismini bilmiyorum ama Wood diyelim artık ilk ismidir. En azından bu safkanda uygun formuyla bence yine ciddi rakipler arasında. Daha sonra 5 nolu City Jalen. Bir Majestic Missile temsilcisi Austin Murphy ile start alacak olan bu safkanda en azından antrenör de aile zaten aile atlarından birisi bu. Kendi atlarına biniyor arkadaşlar. En azından bugün yalnız biraz 2 yıla yakındır koşmuyor ama bu safkanlar fark etmiyor arkadaşlar. Bazen şunu da belirteyim. Eğer dünkü programdaki yorumları dinlemediyseniz burada bazen 700-800 gün koşmayan atlar da oluyor. Bakıyorsunuz kazanıyor. Bunlar dersiniz ki ya nasıl oluyor diye. Arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bu atlar sadece bu koşulara koşmuyorlar. Engelli yarışlara da katılıyorlar. Yani katılanlar var yani onu da söyleyeyim. Yani o yüzden arada koştukları o yarışlar burada yazılmıyor. O yüzden arada bazen böyle 500-600 günler çıkabiliyor. Tabii bunu bilmiyorum. Şimdi bu koşup koşmadığını da. Ama öyle durumlar da oluyor. Ama bu safkanda yazmakta fayda var arkadaşlar. Eğer yeriniz imkanınız varsa, eğer içinize sinmiyorsa yazmayın. Daha sonra bir nolu Jandarstand. Bu safkanda Champs Elias gibi iyi bir aygını sayı Tom Markurtland'la start alacak olan bu safkanda en azından iyi bir safkan. Kuponlarda yeni almalı. Ve son olarak da 8 nolu Olympic Conqueror. Bir Olympic Glory'nin temsilcisi olan bu safkada David Musket de start alacak. Ve bu yılki tek bir yarışı var. Onu da kazanmış. Gerçi biraz aralar işte bu virüs nedeniyle olmuş ama bakalım şansımıza ne olacak. 4, 9, 12, 5, 1 ve 8 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar İngiltere zor bir yarış onu söyleyeyim. 25 lira 30 lira ganyan olsa da eğer tutuyorsanız yazın arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani belki atın orijini hoşunuza gider, jockey hoşunuza gider, ismi hoşunuza gider. Yani öyle tutanlar da var onu da belirteyim. Geldik günün üçüncü koşusu handikap 4 ve yukarı İngiliz'in 1000 metrelik sentrik yarışında 10 safkan mücadelesi. 7 nolu safkan 2.7, 8 nolu safkan 6 lira, 1 nolu safkan 7.5 lira, 6 nolu safkan 7.5 lira, 2 nolu safkan 7.5 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 10 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 18 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar da yine zor bir ayak. Tabii ki baktığınız zaman en tepedeki atın handikapı 85, en alttakinin de 80. Yani bu tip yarışlar aşağıya kadar var arkadaşlar. O yüzden yani korokor yarışlar burada var yani. Benim burada öncelikle size önereceğim safkan 2 nolu Just That Lord. Bir avant-garde temsilcisi olan bu safkan iyi kanatlı var. Luke Morris gibi Kempton Park'ın gerçekten iyi çok iyi. Yani buranın gediklisi arkadaşlar onu söyleyeyim. Buranın Luke Morris hem Kempton Park hem de Wolverhampton yani bu tip yerlerde hep iyi başrollerde oynar yani. Onu da belirteyim. Daha sonra 6 nolu Charming bir Champ Spirit temsilcisi Goldie Downing ile start alıyor. Bu safkan da en azından iyi bir safkan. Kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 8 nolu Mansoner Rose. Bir Sepoy temsilcisi. Bu Sepoylar Türkiye'de de koştu. İlyas İlbeyler'de en azından iyi işler yaptı. David Egan'la start alacak olan safkan da kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 7 nolu Grandfather.
Bir keyif temsilcisi Martin Harley ile start alacak olan bu safkan da en azından geçen yıl koşmuş olduğu 6 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Yani kuponlarda yerini almalı. Ve son hafta 5 nolu Jack the Truth. Bir Daddy Man temsilcisi Harry Bentley ile start alacak olan bu safkan da iyi performansıyla, iyi durumuyla kuponlarda yerini almalı. 2, 6, 8, 7, 5 benim burada size önerdiğim safkanlar. Geldik günün 4. koşusuna. Maiden yarış 2 yaşta İngilizlerin 1200 metrelik sentrik yarışı ilk kez koşan safkanlar bir arada arkadaşlar. İkilik safkanlar. Burada oranlara geldiğimiz zaman 10 nolu safkan 1.7, 1 nolu safkan 5.5 lira, 5 nolu safkan 5.5 lira, 8 nolu safkan 5.5 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 10 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkan en azından burada yurt dışında da bayağı bir favori olan yine Austin Murphy ile start alacak olan 10 nolu Skeins. Bir No Nay Never gibi çok çok iyi bir orijine sahip, kan hattına sahip olan bu safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen dereceli işlerle bu yarışa katılıyor. Ben normal şartlar altında bu atın bu yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani eğer bir ikinci alternatif banko veya bir birinci banko işte tercihiniz buradan yanaysa bence ideal bir banko adayıdır bu 10 nolu Skeins'e. Tabii bazı yerlere risk almak zorundayız arkadaşlar. Risk almadan altılı ganyan tutmasımız biraz çok zor. Yani ibremiz baya baya düşer, onu da belirteyim. Tekini başka yerde kullanmak isteyenler, bunun yanına at yazmak isteyenlere de kimlere önerebiliriz? 7 nolu Cavalace. Bir Havana Gold temsilcisi Jim Crowley ile start alacak olan bu safkanda bir El Maktoum ekürisine ait arkadaşlar. Daha sonra 4 nolu Golden Bear, bir Kodiak temsilcisi. Bu safkanda ismini, bu adamın ismi biraz karışık ama Kieran mı ne, Schomerk ama eski bir jockey, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunun ismini pek fazla söylemiyorum çünkü. Bu safkanı yazacağız. İyi kanatlı olan bir safkan. 4 nolu safkan. Daha sonra 1 nolu Army of India. Bir Sepoy temsilcisi Joe Fanning'le start alacak olan bu safkanda en azından Arapların bir safkanı Martin antrenörü de iyi John Stone. Bu safkanda kuponlarda yeni almalı ve son olarak da 5 nolu Host. Bir Mehmas temsilcisi Leve ile start alacak olan bu safkanda en azından usta bir antrenörün elinde arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Richard Hannon gibi gerçekten çok çok iyi, hani bayağı İngiltere'nin hani üst düzey antrenörlerinden birisi. Zaten damadı da vardı. Bu jokeyken ben bayağı yarışta kazandım ama sonra jokeyliği bıraktı. İsmini unuttum şimdi. Eğer burada denk gelirse söyler bana. Ama iyi bir antrenör, onu söyleyeyim. Elindeki atlar da yani her zaman üst seviyede çıkaran bir antrenör. O yüzden bu 5 nolu safkanda kuponlara yazacağız. 10 nolu safkan bende birkaç adım da olsa ön planda, dediğim gibi küçük ve risk sevenler için banko adayım. Rakip yazmak isteyenlere de 7, 4, 1 ve 5 nolu safkanları tercih edebilirler. Günün 5. koşusu Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik sentrik yarışında 12 safkan da burada kayıtlı arkadaşlar. 5. koşuda 3 nolu safkanın şu anda satışı kapalı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ama tabii saat geldiği zaman da satışları açarlar büyük ihtimalle. 2 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 7,5 lira, 7 nolu safkan 7,5 lira, 10 nolu safkan 14 lira, 1 nolu safkan 14 lira, 11 nolu safkan 14 lira, 12 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar en azından bu 2 nolu safkanı ben biraz ön planda gibi tutuyorum. Yani baya yakın tutuyorum. 2 nolu City Walk, Austin Murphy ile start alacak olan bu safkan bir Godolphin ekibisinde arkadaşlar. En azından bir yarış koşmuş üçüncülüğü var ama tabii bir seneden fazladır da koşmayan bir safkan. Ama çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katıldığını en azından gördüm, duydum yani. Kuponlara yazalım ama bence yanında da en ciddi rakip olarak zaten yurt dışında en çok direkt katı olan 3 nolu Gold Front, bir Lope de Vega gibi. Gerçekten bugünlerde Fransa'da, Almanya'da, her yerde bu aygırın tayları şu anda zirve yapıyor arkadaşlar. James Doyle ile start alacak olan bu safkanda en azından iyi antrenör var. Warren Haggas gibi iyi bir antrenör sahip. Bu safkanı bence 2-3'ü ayrım yapmadan kuponlara yazalım. Tabii tercih sizin. Şimdi yarın bakarsınız İbre %50, %60'larda AGF çıkarsa 3'e artık bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ama 2-3'ü ben eşit şanslı olarak diyorum. Kuponlara muhakkak ikisinin yazılmasını öneriyorum. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa en azından bir Oasis Dream Tayı olan Altın Oğlum Meras'ı da Joe Fanik'le kuponlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Birinci altılı ganyanın son ayağında Maiden 3 yaşta İngilizlerin 1600 metrelik sentrik yarışında 2 nolu safkan 1.7, 1 nolu safkan 2.7, 3 nolu safkan 5.5 lira, 5 nolu safkan 7.5 lira, 8 nolu safkan 7.5 lira, 10 nolu safkan 16 lira, 7 nolu safkan 16 lira, 11 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada gördüğünüz zaman Ryan Moore'un
en azından bir Neil Aparok gibi iyi bir orijine sahip, iyi kanatına sahip iki nolu first receiver'ı ben sizlere banko öneriyorum. Usta antrenör Sir Stoughton'un nezaretinde olan Musafkak aynı zamanda İngiltere kraliçesinin atı arkadaşlar. Artık bir İngiltere kraliçesine bir kıyakçılık yaparlar mı? Yaparlar inşallah. Ama orada yapmıyorlar arkadaşlar. Burada yaparlar belki de orada yapmıyorlar. Korakor gidiyor yarış ama Musafkak iyi en azından kraliyet atı arkadaşlar. Bence el bebek gül bebek hazırlan Musafkak zaten antrenör de Sir Stoughton'da zaten oranın yine üst düzey antrenörlerinden birisi. O yüzden ben bu safkanı günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. İki nolu first receiver'ı Kraliçe'nin atını tek olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 7. kursuna Maiden 3 ve yukarı İngiliz'in 2420 metrelik semtlik yarışında. Burada 2 ve 8 nolu safkanlarda ikili. 4 nolu safkan şu anda satışlara kapalı arkadaşlar. 3 nolu safkan 5,5 lira, 8 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 11 lira, 1 nolu safkan 14 lira, 6 nolu safkan 16 lira, 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da baktığımızda Lan Franchi Lettori gibi usta jockey buraya gelmişse artık yani bir de atı 2 yarış koşmuş. Bir de Dansilita'yı 4 nolu Galsworthy'yi. Ben bugün yine ikinci banko olarak sizlere bu safkanı tekrar olarak öneriyorum. İyi saf durumuyla en azından iyi jockey ile bu yarışı seyretmenizi tavsiye ederim. Dettori yarış kazandığı zaman atın üstünden zıplayarak atlıyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Arkadaş yani bu yaşa gelmiş adam esprisi neşeli bol bir adam. Yani seyretmesi de zevkli. Yani en azından seyirciye de karşı da nezaketli bir insan. Ben o yüzden Türkiye'de zaten birkaç kez geldi. O yüzden 4 nolu safkan da benim burada banko safkanım. Geldik günün 8. kursuna. Handikap 4 ve yukarı İngiliz'in 2420 metrelik yarışında 12 safkan da burada kayıtlı arkadaşlar. 6 nolu safkan 3 lira. 5 nolu safkan 5,5 lira. 4 nolu safkan 6,5 lira. 8 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 8 lira. 12 nolu safkan 9 lira. 11 nolu safkan 10 lira. 3 nolu safkan 11 lira. 9 nolu safkan 16 lira. 1 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Yine zor bir ayak arkadaşlar. Zor koşu. Ben burada öncelikli olarak 12 nolu Secretario, bir Kendarken temsilcisi Josephine Gordon'a start alacak olan bu safkan. En azından son yarışını kazanarak geçmiş bir isim. Ben ilk safkan olarak 12'yi tutuyorum. Daha sonra 6 nolu London A. Bir Avustralya temsilcisi Ryan Moore gibi usta jockey'le start alacak olan bu safkanda. Kuponlarda muhakkak yeni almalı. Daha sonra 3 nolu Kensington Art. Bir Dutch Art temsilcisi Connor Murtagh'la start alacak olan bu safkanda. Kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 11 nolu Neat Pepper, bir Intello temsilcisi Tom Cuoletti gibi iyi bir jokere sahip olan bu safkanda onlar da yeni almalı. Ve son olarak da 8 nolu Singing the Blues, bir Sir Prancelot gibi yine iyi bir orijin, evet, iyi orijin arkadaşlar bunu en azından bildiğim orijin. Austin Murphy ile start alacak olan bu safkanda onlar da yerini almalı. 12, 6, 3, 11 ve 8 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik sentitik yarışında yine 12 safkan mücadelesi bizi bekliyor. 3 nolu safkan 4,5 lira. 10 nolu safkan 5 lira. 9 nolu safkan 7 lira. 5 nolu safkan 7 lira. 8 nolu safkan 7 lira. 6 nolu safkan 7,5 lira. 7 nolu safkan 8 lira. 11 nolu safkan 11 lira. 2 nolu safkan 16 lira. Ve 4 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size sıralamam şu şekilde. Zor bir ayak onu da belirteyim. 5 nolu Shumai. Bir Maison temsilcisi David Probert da start alacak olan bu safkanı ben ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 6 nolu Gigi Beach, bir Oasis Dream temsilcisi Malune ile start alacak olan bu safkanda. Tabelası yok ama safkanın genel görüntüsü oldukça iyi arkadaşlar. Kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 3 nolu iyi kanatlı var zaten bu pistte de iyi koşar. Daha sonra 3 nolu Rocketer, bir Equana temsilcisi David Musket ile start alacak olan bu safkanda son yarışı kazanmış bir isim. Daha sonra 2 nolu Sparkling Diamond, bir Couple Bay temsilcisi Robbie Hornibly start alacak olan bir safkan da kuponlarda yeni alalım. Zaten son 4 yarışa baktığınız zaman son 5 yarışı istikrarlı bir safkan. Ve son olarak da 10 nolu Rodney Lee Rock, bir Garsport temsilcisi Kieran O'Neill'la start alacak olan bir safkan da güzel performansıyla, iyi durumuyla kuponlarda yeni almalı. Zor bir ayak dediğim gibi arkadaşlar. 5, 6, 3, 2 ve 10 nolu safkanlar benim en azından buradaki şanslı gördüğüm isimler arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşça kalın.